Çünkü çekim çok önemli. Sana da çok büyük iş düşüyor. Doğal ve etkili fotoğraflar istiyorum, tamam? Kızım uyku böceği falan mı ısırdı beni? Ne oldu ya? Cık, ayakta uyuyorum ben. Yoklar, yoklar. Aranmaktan boynu kopacak. Sabah sabah sana bir şey söylediğime pişman etme beni Elmas. Ay canım, körüm ya, görmeyecektim ben el kadar otelde. Gelecek. Uzaktan bile olsa izleyecek. Biliyorum. Evet. Çekimde de böyle makineye bakma, kocana bak, olur mu? Evet Nur, hazır mıyız? Vallahi bir saattir hazırlamaya çalışıyorum Fırat Bey ama bunun aklı kocasında. Of Elmas ya. Kusura bakma şekerim. Kuzenlik ayrı, iş ayrı. İş benim için her şeyden önde gelir diyorsun. Nur, biraz gelir misin? Git. Efendim Fırat Bey. 40 yılda bir de olsa Elmas doğru söylüyormuş. Önce iş. Daha çekime başlamadık bile. Dağılmışsın bile. Siz nasıl hiç dağılmadınız? Anlamadım. Hiç mi sıkılmıyorsunuz? İciler neredeyse Yiğit'in ağzının içine düşecek. Nasıl benim gibi şaşırmadınız? Nasıl benim gibi canınız acımıyor? Ve tabii geldiklerini neden bana söylemediniz? Ben iciler için canımın yanmasına talimliyimdir. Burada olduklarını neden bana söylemediniz peki? Söylesem ne değişecekti? Belki İclal baş başa kalmak için tutturur giderler diye düşündüm. Hadi topla kendini. Kafanı boşalt, işine konsantre ol. Sadece işine. Bak, büyük patronun gözü üstümüzde, unutma. Unutma. Hazırım ben. Onlar ne öyle? Hiç ya. Hiç. Öylesine. Nasıl öylesine? Sen çizmeye mi başladın gene? Ya işte karaladım öyle. Sen dün gece uyuyordun. Benim de uykum kaçtı. Sıkıntıdan yaptım işte öyle bir şeyler. Çok güzel çizerdin eskiden. Hiç paslanmamışsın. Aman abartma canım işte. Hadi çıkalım biz. Hadi. Tamam değil mi? Alın Nurhan'ımı, geliyorum. Hani hazır gibiyiz. Artık başlayabiliriz. Müsaadenizle. Evet Nur, başlıyoruz. Doğanın içindesin. Renkleri bize göstermeni istiyorum, tamam? Evet, buradasın, bendesin. Gülümsüyorsun, mutlusun. Oh, başlamışlar bile çekime. Ha, başlamışlar. Thank you.
Ben daha önce kimseyi böyle kıskanmamıştım galiba. Ne? Nuru işte, kıskanıyorum diyorum. Ne oldu, şaşırttın mı seni? Yani ben de istemezdim kıskanmayı ama kıskanıyordum. Çünkü benim hiçbir zaman sahip olmadığım bir şeye sahip o. Hayalleri. Hem de gerçek olan hayalleri. Baksana, sevdiği işi yapıyor. İnsanların beğenisini kazanıyor, para kazanıyor. Daha birkaç ay önce bizim çocuğumuzun bakıcısıydı ya. Şimdi böyle adım adım belki de Türkiye'deki herkesin beğenisini kazanmış bir kadın olacak. Nur, bendesin, buradasın. Nur. Hadi. İçler, sen iyi misin? Bu konuşma nereye varacak? Yok. Bir yere varmayacak ya. Unutalım. Sen şimdi çizimleri falan gördün ya, o kağıtları. Ben onun etkisinde kaldım herhalde biraz. Hadi kapatalım bizi. Hayır, hayır. Hayır, kapatmayacağız. Yani senin neyin var? Bana doğruyu söyle. Kendini bir işe yaramaz mı hissediyorsun? Yani çalışmak mı, çizmek mi istiyorsun? Ne fark eder sevgilim ya? Benim ne istediğim kimin umurunda ki? Benim umurumda. Sen daha önce bana hiç böyle bir şey söylemedin ki. Sen çalışmak dahi istemedin. Çizim yeteneğini bile boşladın. Ciddiye almadın. Yani senin benden başka... Hı. Çekinme, çekinme, söyle. Benim senden başka bir amacım, senden başka bir derdim olmadı hiç, değil mi? Bak İçler, gerçekten çalışmak istiyorsan, çizmek istiyorsan, yani kendin için bir şeyler yapmak istiyorsan ben sana desteğim. Hem de sonuna kadar. Senin arkandayım. Maddi olarak da, manevi olarak da desteğim sana. Yeter ki sen iste. Yeter ki kendin için bir şeyler yapmak iste. Yeter ki benden başka bir şey iste diyorsun. Bak, düşün. Düşün ne yapmak istediğine karar ver. Ben senin kararının arkasındayım. Bu sana çok iyi gelecek. Git. Sen ciddi misin? Evet, tabii ki ciddiyim. Hem de sana sonuna kadar desteğim. Ne istersen mi? Yani çizmek istersem, ne bileyim ressam olmak, sergi açmak istersem, hatta böyle bir şeyler tasarlamak istesem, atölye açsam da mı? Ne yapacaksın? Annem gibi hayallerimi küçümsemeyecek misin? Ya da ne bileyim, köstek olup sen çocuğunu büyüt demeyecek misin? Ne yaparsam yapayım onaylayacak mısın yani? Ne istiyorsan, sen neye karar verirsen, ben sana köstek değil desteğim. Ne bileyim ya, böyle bunu duymak, inanmak bile böyle bir şeye... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nur, bana doğru. Hey Nur. Nur, bizimle misin? Nur. Nur, ne oluyor? Mola verelim. Ben gerçekten dayanamıyorum. Ya saçmalıyorsun, kendine gel. Gözümün önünde. Ne yaptıkları umurumda değil. İş yapıyoruz burada. Tamam. Tamam, topluyorum şimdi kendimi. Hazırım. Evet güzel. Şimdi gülmeni istiyorum. 32 dişini göreceğim. Hadi bakayım. Çek bir şut bakayım nasıl çekiyorsun, göreyim hadi. Aferin be. Bir tane daha çek. Ya sen de amca hiç iyi oynayamıyorsun. Anne bile senden güzel oynuyor. Yok ya. Annesi de benden güzel oynuyormuş. İyi hadi git o zaman, anneannenle oyna hadi. Eşek sıpası senin. Ben odama gidiyorum. Git git. Git, çok ararsın amcanı da bulamazsın ama söyleyeyim ben sana ha. Anasını babasını arıyor tabii çocuk. Arıyor vallahi ya. Ne yaptıysam eğlendiremedim herifi ya.
bir daha beni arama demedim mi? Cahit, yalvarıyorum bak. Bana yalvarma Elmas. Sen artık boşuna bana yalvarma. Seni ben bile kurtaramam. Hatta ben sana bir şey diyeyim mi? Bu saatten sonra seni Allah kurtarır. Düşün Elmas. Düşün yoksa bittin. Yine Elmas değil mi? Hazan lütfen şimdi sırası. Hesap sormayacağım Cahit. Bugüne kadar hesap sordum. Sana dünyayı zindan ettim. Elimden geleni ardıma koymadım da ne oldu? Yine ne yaptın ettin? O kızı başımıza bela ettin değil mi? Bela yok Nazan. Sana söz veriyorum bela mela yok bundan sonra. Tamam o zaman. Ben ne yapacağımı düşüneyim. Sonra da yapayım. Ben bunu hemen anneme söyleyeyim ya. Hem oğlumun sesini duyayım bir hem de müjdeyi vereyim. Nasıl şok olacak ama şimdi. Ama ben telefonumu odada unutmuşum. Tamam benden arayalım. Yok. Ben gideyim odaya. Telefonumu alayım hem de üşüdüm. Bir de hırka alayım üstüme. Sen de çekimi izle bence biraz. Bak Nur sevdi seyircileri. Kerem Bey de birinci sırada. Hadi ben geliyorum şimdi. İclal Hanım. Ay sen de buradasın değil mi Elmas? Evet. Biraz konuşabilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Ne Cahit'le başını soktuğun o belanede çiftlikten gönderiliyor olman beni hiç ilgilendirmiyor çünkü. Ben de ilgileneceğiniz bazı şeyler var ama. Elmas ben seninle uğraşmak istemiyorum ya. Bildiğinizi biliyorum. Ama bakalım bütün gerçeği biliyor musunuz? Ne diyorsun ya? Yiğit Bey ve Nur hakkında bilmediğiniz bazı gerçekler var. Evet Nur, bana doğru geliyorsun. Takip ediyorsun bakıyorum.
İşte bu kadar. İş disiplini 10 numara. İlgimi çeken şeyleri izlemeyi severim. Evet arkadaşlar, paydos. Teşekkürler. Şimdi izninle modelimi tebrik etmeye gidiyorum. Nur. Şimdi kocamın yanına dönüp bana bu ima ettiklerini ona söylememem için geçerli bir tane sebep söylesene bana Yılmaz. Sebebi biliyorsunuz. Bizi aldatıyor. Diyelim benim kocam beni aldatıyor. Diyelim ki senin kuzenini aldatıyor. Ben sana niye güveneyim ya? Çünkü ben sizin tarafınızdayım. Sebep? Çünkü Nur'dan nefret ediyorum. Ben Cahit'le yaşadığım her şeyin bedelini ödedim her zaman. Ama Nur Yiğit Bey'le yaşadığı hiçbir şeyin bedelini ödemedi. O hep kazandı, ben hep kaybettim. Ben artık onun kazanmasını istemiyorum. Ben sizin kazanmanızı istiyorum. Vallahi İlmaz'cığım, senin kuzeninle arandaki problem benim sana güvenmem için geçerli bir sebep değil ya. Ama size her şeyin en doğrusunu bir tek ben anlatabilirim. İnanın bana, bunu anneniz bile yapamaz. Evet, annenizin de bildiğini biliyorum. Onunla konuşurken duydum sizi. Eğer sizin tarafınızda olmasaydım kuzenimi gider uyarırdım, değil mi? İclal Hanım, eğer bana güvenirseniz en büyük müttefiğinizi kazanmış olacaksınız. Demek ki sana güvenmemi istiyorsun Elmas. Tamam. O zaman bana bilmediğim bir şey söyle hadi. Siz Nur'u Yiğit Bey'in metresi sanıyorsunuz. Ama aslında onlar evli. Siz gülüyor musunuz? Gülüyorum. Öyle ağlanacak halime gülüyorum ben. Elmas'cığım çok üzgünüm ama bu verdiğim bilgi beni tatmin etmedi. Çünkü ben onların imam nikahı kıydıklarını biliyorum. İmam nikahı. Niye gülüyorsun sen ya? Komik bir şey mi söyledim ben? Ay çok pardon, ben bu imam nikahı meselesi hep benim sinirlerimi bozar da. Bu imamlar da hep Nur'a çalışıyor değil mi? Böyle geçen yıl da vardı bir tane imam. Kes sesini. Karşında İcra Kozan var ya, bir düzgün ol. Kendine bir çeki düzen ver. Bak şimdi son kez söylüyorum sana. Bana bilmediğim bir şey söyleyecek misin? Tamam. İtiraf ediyorum. Siz çok hızlı gitmişsiniz. Ben bu kadar şey bildiğinizi bilmiyordum. Yani evet, size şu anda yeni bir şey söyleyemem. Ama ben Nur'un yanı başındayım. Yani tabii eğer beni çiftlikten atmazlarsa. Ama eğer bana bir şans verirseniz ben Nur'un gölgesi olurum. Attıkları her adımdan haberiniz olur. Mantıklı. Mantıklı da benim sana güvenmem, seninle işbirliği yapmam pek mantıklı değil Elmas'cığım. Beni o kadar çabuk gözden çıkarmayın İclal Hanım. Ben sizin Truva atınız olacağım. Nur'a karşı maşanız, bilgi kaynağınız olacağım. Onunla savaştığınızı biliyorum. Planlarınız olduğunu biliyorum. Eğer planlarınız olmasaydı şimdi çoktan olay çıkarıp ortalığı birbirine katmışsınız. Ayrıca bazı şüphelerim var. Eğer doğruysa çok işinize yarayacaklar. Ne yapıyorsun sen şimdi? Ha? Böyle gizemli gizemli konuşup beni etkilemeye mi çalışıyorsun? Ne şüphen var senin? Benim bilmediğim ne biliyorsun Elmas? Söyle hadi. Şimdilik sadece araştırıyorum. Kanıt bulmam lazım. Bunlar için bana zaman lazım. Bunlar için sizin bana zaman vermeniz lazım. Fırat Bey beni ajanstan kovdu. Artık orada onun yanında değilim. Çiftlikten de kovulursam artık hiçbir işinize yaramam ve siz bu savaşı kaybedersiniz. Sen şimdi böyle beni oyalayıp çiftlikte kalmaya devam edeceksin değil mi? Bana güvenmemenizi anlıyorum. Ama eğer bana yardım etmeyip bana yol verirseniz başka hiçbir şeyi hiç kimseden öğrenemezsiniz. Çiftlikte kalman için kılımı bile kıpırdatmam. Zaten Cahit'le yaşadığın şeylerden sonra bu pek mümkün görünmüyor. Artık çiftlikte kalmak için kendi maharetlerini kullanacaksın. Ama sana bir şans verebilirim Elmas. Fırat'la konuşacağım.
seni ajansa tekrar almasını sağlayacağım. Ama eğer beni memnun edemezsen tek bir sözümle seni ajanstan tekrar attırırım. Tamam. Bak yaptık anlaşmamızı. Cadı. Anasını kızı. Aptal ya. Kendi maharetimle halledecekmişim. Kalmadı bende, kalmadı. Taze bitti. Ey şuna bak. İkide bir kusuyor bu be. Hamile midir nedir? Ya bunlar be? Pardon, ben burada nerede eczane bulabilirim acaba? Çok renkli kareler oldu Nur. Sancaklar kozmetiğin bütün renklerini üstünde topladım. Her karede başka bir kadın oldum. Ciddisiniz değil mi? Yani ben objektifin karşısında pek kendimi fark etmiyorum da. İşte bu yüzden belki de bu kadar doğal görünüyorsun. Sizi mutlu ettiğim için sevindim. Biz seni bugün çok yorduk. Fırat bahsetti, akşam ekip küçük bir parti verecekmiş. Bence gidip biraz dinlensem iyi olur. Evet evet, dinlensem iyi olur. Çok teşekkür ederim. Akşama görüşürüz. Akşama görüşürüz. Artist. Sayende fotoğrafçıdan kaç sefer hazır işittim biliyor musun? Dağıttın beni ya. Çekim bitirmen bile bir mucizeydi. Ha, bak. Sayemde mucizelere imza atıyorsun demek. Sen dünyanın en düşüncesiz adamısın. Ben burada iş yapmaya çalışıyorum Yiğit. Senin gibi tatilde değilim. Geçmiş İcler'le karşımda sarmaş dolaş. Sen o herifin sana nasıl baktığını farkında mısın? Ne? Ne diyorsun sen ya? Adam seninle ilgileniyor Nur. O adam bu işin patronu. Başların patronu mu? O adamın sana nasıl baktığını gördüm. Normal değil o bakışlar. Sen farkında değil misin? Ya ben burada iş yapmaya çalışırken sen eski karınla geçmiş karşımda sarmaş dolaştın. Şimdi suçunu örtmek için sakın. Sakın Kerem Sancakları suçlama. Bana o adamı savunma Nur. Bana kendini savun, kendini. Sen o adamın ilgisinin farkındasın. Aptal bir kız değilsin. Evet farkındasın. Ama görmezden geliyorsun. Neden? Çünkü hoşuna gidiyor. Ya sen delirmişsin. Evet delirdim. Çünkü bütün gün o adamın seni nasıl izlediğini gördüm. Hemen dediğin şeyler için benden özür dile Yiğit. Hemen. Özür mü özür dilemeyeceğim senden. Hatta ne yapacağım biliyor musun? Sen o adamla arana mesafe koymadığın sürece, o adamla baş başa yemekler yediğin, yürüyüşe çıktığın, kıkırdadığın sürece gerçekten bu ilişkiden tuhaf, anlamsız, şımarık bir zevk aldığını inanacağım. Sen eski karınla baş başa tatile çıkıyorsun. Onunla baş başa aynı odada, aynı yatağı paylaşıyorsun. Onunla mutluluk oyunu oynuyorsun. Gözümün önünde ona sarılıyorsun. Onun sana dokunmasına izin veriyorsun. Ve ben sana güveniyorum. Ama sen bana güvenmiyorsun. Öyle mi? Bak Nur. Tek bir kelime etme. Neden biliyor musun? Çünkü senin bana her kafan bozulduğunda beni kırmaktan tuhaf, anlamsız bir zevk aldığını düşünüyorum. Sayın.
Baksana insanlar ne kadar keyifli. Biz de mi acaba biraz aşağı inip eğlensek? Yok ya, benim canım istemiyor. Benim canım eğlenmek istiyor vallahi sevgilim. Ben aşağı inip takılacağım biraz. Bence sen de fikrini değiştir, yanıma gel. Hadi afiyet olsun. Nur, sen pek iyi bir parti kızı değilsin galiba. Yoruldum da biraz. İyi bakalım, hadi. Sana iyi dinlenmeler, bana da iyi eğlenceler o zaman. Müsaadenle. Parti olmuş. Kocan katılmıyor mu? Senin de modelin katılmıyor galiba. Demek ki ikisi de keyifsiz. Demektir ki sen keyiflisin. Tabii keyifliyim ben. Kocamla kumamın arası bozuldu ya, niye keyifli olmayayım ki? Yani kocamı görüyorum, o kıza kavga ettiği için deli gibi üzülüyor. Yemeden içmeden kesiliyor. Ben niye moralimi bozayım, canımı sıkayım? Ama var ya Fırat, benim de adım İjler'se, kalbim de kırılsa, gururum da kırılsa, o Nur denen kızdan kurtulacağım ben. Korkma benim. Ya. Evet işte bu Allah'ım. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet işte hamileyim. Pardon. Nur Hanım buralarda mı acaba? Göremedim. İçeri mi girdi kendisi? Şuraya doğru gidiyordu en son ama. Şu tarafa. Tamam sağ ol. Mutsuz olduğunu gördüm. Rahatsız etmek istemedim ama... Yine de dayanamadım, geldim. Biraz yalnız kalmak istedim. İstersen ben gidebilirim. Yok. Gitmeyin. Nur.
Ben çok iyi bir dinleyiciyimdir. İstersen bana anlatabilirsin. Ben aslında pek iyi bir anlatıcı değilim. Eğer seni yargılamamdan korkuyorsan... Yargılamak? Yaşadıklarından dolayı seni suçlayacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Bana açılabilirsin. Nur. Yiğit Kozan'la beraber olduğunu biliyorum. Thank you.